Fuat Uğur, Saadet Partisi'nin depoya kaldırılan müktesebatı ve değerleri. Altılı Masa adlı ucubenin içinde onlar da var. Efsanevi liderleri rahmetli Necmettin Erbakan'ın kessen yan yana gelmeyeceği partiler ve isimlerle birlikte. Yedinci görünmeyen ayakta PKK'nın siyasal uzantısı HDP. Başında Temel Karamollaoğlu ve kendine benzettiği yönetici takımı. Ortakları Saadet Partisi'nin müktesebatına ve değerler sistemi içindeki her kavrama, tarihi şahsiyetlere küfrederlerken seslerini duyamaz olduk. Vahdettin haindir, saltanatını korumak için bu milleti ateşe atmıştır. Tıs! LGBT şanımızdır. Tıs! İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girecek. Tıs! Demirtaş'a şeref madalyası takacağız. Tıs! HDP'ye bakanlık vereceğiz. Tıs! Ama üst kademenin hemen altı rahatsızdır taban onlardan da fazla. Aralarından bazı cesur yürekler de çıkar ve kitabın ortasından konuşup Temel Karamolluoğlu'nun söylemesi gerekeni söyler. Birkaç kişi bir araya gelince içindeki canavarı hortlatan, Osmanlı'nın şanlı tarihine ve ecdadımıza hakaret eden, bu toprakların değerleriyle uzaktan bile alakası olmayan Mason Tunç Soyer ve hesap sorması gereken öncelikle CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu millet 9 Eylül'de Tunç Soyer'in dedelerini nasıl denize döktüyse bu zihniyeti de denize dökecektir. Unutmayın, siz bu cumhuriyetin cürufusunuz. Yukarıdaki sözlerin sahibi Saadet Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyesi ve Eyüp Sultan İlçe Başkanı Emre Usta Osmanoğludur. Kendisi dün bu sözlerinden dolayı Temel Bey'in talimatıyla Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı tarafından görevden alındı. Tam kendilerine yakışanı yaptılar. Öyle vahim durumdalar ki o lanetli masada ne ayrılabiliyorlar ne de kalabiliyorlar. Ayrılsalar patron fatura kesecek, kalsalar tabanları. Bunun için bir yöntem keşfettiler. Vata Budizm'e sığınmakta buluyorlar çareyi. Geçen yazılarımda anlatmıştım. Tekraren özet geçeyim. Nedir bu Vata Budizm? Kendilerini ilgilendiren bir konuyu gündeme getirdiğinizde karşınızdakinin alakasız bir konuda peki sen şunun hakkında neden şöyle yapmadın deme yöntemi. Düşünce ve tartışma ahlakıyla örtüşmeyen bir mantık yürütme sistemi ve demagoji. Diyaloglar şöyle olur, söz gelimi. CHP'de tecavüz vakaları çok arttı. Ensar Vakfı'nı konuş sen. Sokak köpekleri 6 ayda 17 çocuğu öldürdü, tedbir alınmalı. Hayvan düşmanları, sokaklarda zehirlenen köpekler için neden tek laf etmediniz?'' HDP PKK ile ilişkisi netleşmiş, terörün siyasi uzantısı bir partidir. Muhalefet onlarla ittifak yaparak PKK'nın yolunu açmaktadır. E, siz çözüm sürecini yürütürken neden görüştünüz HDP ile? PKK'nın silah bırakması için. Sen megri megri anlatasın. Oslo'da ne oldu ha? Ne oldu? Almanya'da 12 bin şirket iflas etmiş. Sen kendi ülkene bak millet aç aç. CHP'liler, FETÖ'cüler bu yöntemi çok kullanıyor. Ama onlara Saadet Partililerin eklenmesini çok dramatik bulduğumu söyleyebilirim. Çünkü bir hayli çaresizler. Öyle ki sıkıştıklarında terbiye dışına çıkmaktan da kaçınmıyorlar. İki hafta önce pazartesi akşamı düzenli katıldığım TV yüzdeki Taksim Meydanı programına konuk olarak Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya gelmişti. Bülent Kaya, benden önce konuşan ve Sultan Vahdettin için hain diyen Tunç Soyer'i eleştiren Hacı Yakışıklı'nın lafına girerek, tam da yukarıda anlattığım Vata Budizm'e örnek olacak bir tutum sergiledi. Doğu Perinçek'in peygamberimize yönelik sözlerini de eleştirsenize, o konuşunca neden sustunuz? Oysa konu, Tunç Soyer'in Hakaretiydi. Üstelik Hacı Yakışıklı'nın çalıştığı Akit gazetesi ve hükümet sözcüsü Ömer Çelik, Doğu Perinçek'i ağır biçimde eleştirmişlerdi. Bülent Kaya sıkıntılıydı. Ne derse desin zülfüyare dokunacaktı ve bu yüzden kaçacak delik arıyordu. O zaman gelsin Vata Budizm. Bana söz hakkı gelince Bülent Kaya'nın Vata Budizm'e başvurduğunu belirtip nedir bu yöntem diye anlatmaya başlamıştım ki benim de lafımı keserek samimiyetsizliğimden girdi, kendisini manipüle ettiğimi söylemeye kadar vardırdı işi. İzah etmeye çalıştım. Hani İngilizce bir deyim ya belki anlamamıştır diye. Ne dediysem kar etmedi ve en sonunda bana tetikçi diyerek hakaret etti. Sözlerini geri almasını söyledim. Almıyorum önce siz alın dedi. Ben de tamam geri almam gereken söz hangisi söyleyin alayım dedim. Şaka gibi ama siz daha iyi bilirsiniz konuşmanızın bandını izleyin diye cevap verdi yoktu bulamıyordu çünkü ona karşı çirkin bir söz kullanmamıştım. Bu diyalog iki kere daha tekrarlanınca sözlerini iade ederek tetikçinin önde gideni sensin dedim ve sesimi bir hayli yükselterek tam anlayacağı dilden cevabını verdim. Reklam arasından sonra yalapşap özür dileyip lafını geri aldı. Programdan sonra da yanıma gelip elimi sıktı. Fuat Bey sizden özür dilerim yanlış yaptım diyerek. Moderatör Gürkan Hacır da o sırada yanımdaydı. Kısaca bu olay gösterdi ki altılı masa Saadet Partililerin fabrika ayarlarını bozdu. Makyavelî kıskandıracak taklalar atmalarının sebebi buydu. Şifa diliyorum ama tabanları da bu gerçeği görüp onlara gereken dersi verir umarım. Fuat Uğur, Türkiye. Fuat Uğur, Restoran Sihirbazı. Mimari tasarım denince insanın aklına hemen evler ya da büyük resmi yapılarla oteller filan geliyor. Oysa dünyada mimari tasarımcılığın çok çeşitli alanları var. Türkiye'de ise henüz bu durum çok yaygınlaşmış değil. Üstelik bir mimar her alanda tasarım yapıyor ülkemizde. Geçtiğimiz günlerde yeme içme ve gıda sektöründe uzmanlaşmış bir mimari tasarımcı kadrosunun yaptığı müthiş işleri işitince demek ki böyle bir saha da varmış ve ülkemizde faaliyet gösteriyormuş diye merak edip bir söyleşi gerçekleştirdim. Hatta yanıma mimari tasarımcı olmak isteyen lisedeki kızımı da alarak gittim ve onlarla bir araya gelip uzunca bir sohbet yaptık. Anlattıkları o denli ilginç geldi ki bana, epey kayıt aldığımı eve gelince acı biçimde idrak ettim. İçinde en önemlileri olarak gördüğüm sorularımı ve cevaplarını sizinle de paylaşıyorum. 89 Mimarlık adlı şirketin kurucu ortağı Ayşe Çetin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümünü 1994 yılında bitirir bitirmez babasının teşviki ve öngörüsüyle restoran ve yeme içme mekanları tasarımına başlamış. Kendisiyle aynı bölümden mezun olan Tuğba Ünal'la birlikte mimarlık şirketini 1997 yılında kurmuş. Sonra ortaklığa Faruk Arat da katılmış. O zamandan bu yana 700'ü e aşkın iş yapmış ve bunların referansları elinde. Muazzam bir müktesebat. Dediğimiz gibi yeme içme sektörüne odaklı çalışıyorlar. Lokanta, pastane, havaalanlarındaki iş yerleri, uzun yol duraklarındaki yeme içme mekanları, kasaplar, kafeler, her şey. Böyle bir mimari saha benim kişisel olarak ilk kez işittiğim uzmanlık alanıydı. Ayşe Çetin, Ufuk Çetin ve Erman Pehlivan'la Kadıköy Bostan'da kiraladıkları ve ofis olarak kullandıkları bir köşkte bir araya geldik ve onlara sorularımı yönelttim. Çok ilginç cevaplar aldım. Diyelim ki size bir yabancı yatırımcı geldi ve Türkiye'de bir lokanta açmak istiyor. Önce ne yapıyorsunuz? İlk başta menüyü sorarız. Ne satacaksınız, ne sunacaksınız? O menü sizin hitap edeceğiniz kişi profilini olmanız gereken lokasyonları ve yapılacak yatırımı belirliyor. Siz köfte dediğinizde ve satış şeklini ortaya koyduğunuzda dürüm ya da tabakta ona göre lokasyon ve tasarım öneririz. Sonra mevcut mekanı tanımamız gerekiyor. Yoksa mekan aramıyoruz çünkü biz emlak danışmanlığı yapmıyoruz. Tabii hayalinizdeki mekanı kurgulamanız için doğru mekanı seçmeniz lazım. Hayalinizdeki me neyse mekanın ona uyup uymadığını da doğru tespit etmeniz lazım. Orada sorulacak bir sürü soru var. Neler onlar? Altyapısı müsait mi? Girişi, çıkışı, bacası, mekanın genişliği, sizin içeride ağırlamak istediğiniz kişi sayısı, menünüz, menünüzü sunum şekliniz, masa ve tabak boyutuna kadar. Şunu demek istiyorum, küçük masaların konulduğu lokantada büyük tabaklarla servis yaparsanız o masayı boğarsınız. Mühim olan bu görsel daveti yapabilmek. Misal bilinmeyen bir markanın lokantaya da kafesini tasarlıyorsanız, oradan geçen insanı mutlaka oraya bir şekilde sokarız biz. Benim işim orada biter. Ondan sonra işler kötü gidiyorsa ya para performansı yanlıştır ya ürün lezzeti kötüdür ya da sizin davranış şeklinizdir problem. Siz ne vaat ediyorsunuz peki yatırımcılara? Misal biz faaliyette bulunan bir mağaza ya da marketi kapatıp yeniden tasarlayıp açarsak %30-35 ciro artışı vaat ediyoruz. Aradığınızı bulacaksınız, artı başka ürünler de dikkatinizi çekecek ve mağazadan çıktığınızda elinizde bir file yerine iki file olacak. Biz müşteri girdiğinde neyi almalarını istiyoruz, hangi ürün katma değerli, hangisi başka yerde de var diye bakıyoruz. Hangisini öne ve arkaya koyalım, ışıklandırmadan ürün gösterimine, ürün yerleştirmesine, reyonların konumlanışına kadar her şey belli bir sistematik içindedir mekan tasarımında. Dışarıdan baktığınızda davetkar bir görüntü, müziği, kokusu, akışı hepsi bunun içinde. Bir diğer konu da aydınlatma. Ne tür etkisi var aydınlatmanın lokanta ve marketlerde örneğin? Gıda aydınlatması biz market tasarımı yaptığımız için büyük ilgimizi çeken konu. Orada bir sürü teknik detay öğrendik. Hangi ürünü hangi reflektörle ve ampulle aydınlatmak daha doğru renk dönüşü sağlıyor ve daha iştah açıcı oluyor kandırmaca mı acaba dedik ama değil. Çünkü gerçek rengini ortaya çıkarıyor. Işıklandırmanın gerçekten kişinin enerjisini de yükselttiğini fark ettik ve yaptığımız mekanların çok daha görünür olduğunu bu sayede tespit ettik. Bu aydınlatmaların ekstra bir yatırım şekli olduğunu söylemeliyim. Mekanın doğru tespit edilmemesinin oraya giden insanın ruhunu ve enerjisini, her şeyini olumsuz etkilediğini fark ettik aydınlatma danışmanlığı yapan arkadaşlarımız var. Onlardan faydalandık ama kıymeti henüz çok bilinmiyor. Peki restoranlarda temel olarak gördüğünüz en büyük hata nedir? Bunu müşteri olarak mı söyleyeyim, mimar olarak mı? Her ikisi olarak da. Misal bir yer vardır. Yemekleri çok lezzetli ama öyle gürültü var ki kimse birbirini duymuyor. Aynı masada oturanlar. Ama öyle restoranlarda var ki yan yana masalarda oturanlar birbirinin sesini duymuyor. Ve koku. Restoranların tuvalet ve lavabolarıyla servis çıkışları arasında bir ilişkinin bulunmaması, kokunun hem yemek hem de lavabo kokusunun içeriye sirayet etmemesi gerekir. Işıl ışıl parlayan bir ışıkta yemek yemek insanı çok yorar. Ve bir restoranda televizyon kesinlikle olmamalı. Olursa şu anlama gelir yemekleri yeterince iyi değil, seni televizyonla oyalıyorlar. Bir başka husus daha var. Sonradan eklenen parçalar, kablolar çok rahatsız edicidir. Her şey proje aşamasındayken düşünülmüş ve çözülmüş olmalıdır çünkü. Menüye göre restoranlar farklılaşmalı mı? Kesinlikle. Balık mutfağında et pişmez. Etin ızgarası farklıdır, balığınki farklı. Yani eğer bir balık restoranında siz bir fırın eklerim, pizza da satarım derseniz yanlış olur. Çünkü havalandırmada sıkıntı çıkar. Balık ve et satan restoran olmaz mı? Olur. Tabii ama mimari tasarımında balık pişirilen mutfakla et pişirilen mutfağın ayrı olması gerekir. Davlumbazları bile ayrı olmalıdır. Kısaca bir yatırımcının kendisine yapacağı en büyük iyilik en başta ne satacağına karar vermesidir. En baştan hiç düşünmeyip ben yarın onu da bunu da satarım derse o lokanta çıkmaza girer. O yüzden biz de yatırımcımıza hep aynı şeyi söylüyoruz. Bize menüyü getirin, size mekanı kuralım. Onun için bizimle birlikte olan yıllardır çalıştığımız dostlarımızdan biri olan Erman Pehlivan Gıda Mühendisidir ve biz ekiple görüşürüz. Mimarlık firması olarak yerleşim planını çizeriz, orta tarafta boş bir alan bırakır, burası mutfak der sonra yatırımcı mutfakçı denen yerlere gider ve gerekenleri satın alır. 20 milyar dolarlık dev bir sektör aslında bu. Mutfakçı o boş yeri alır ve içeriye yerleştirir malzemelerini. Ama bizim belirlediğimiz yerlere, yani buzdolabının, ızgaranın, fırının, bulaşık makinesinin, lavabonun, tezgahın, dolapların konulacağı yer bellidir. Mutfakçı o ayrılmış yerlere göre yerleştirir malzemelerini. Mutfağın yeri çok önemli bu bakımdan. Lokanta içindeki trafik, akış, garsonların yemekleri getirirken ve tabakları götürürken birbirine çarpmaması, müşterilerin lavaboya gidişlerinin bu trafikle çakışmaması, havalandırma ve benzeri pek çok faktörü göz önünde bulundurmak zorundayız. Yabancı firmalar geliyor mu size? Tabii çok fazla yurt dışından müşterimiz var. Avrupa'da, Orta Asya'da, Arabistan'da çok fazla mekan tasarladık. Ne kadar para harcıyorlar ortalama bir mekan tasarımı için bu müşteriler? Ne kadar para harcadıkları planladıkları yatırımla bağlantılı. Mimari projelerin genellikle bir inşaat bedeli var. Ön araştırma yaparsınız, tasarlarsınız, çizersiniz, hazırlarsınız ve ortaya çıkan proje bütün inşaat maliyetinin %10'udur. Yani 10 milyon dolarlık bir iş yapıyorsanız 1 milyon doları bunun için ayırmalıdır. Normalde bu olması gerekiyor ama uygulamada maalesef bu gerçekleşemiyor. Fiili bir durum değil. Ne kadar fiili durum o halde? O %10'un yüzde kaçı acaba diye sormak gerekir. Kaçta kaçı? %30 40'ı, maksimum yarısı, %50'si. Maalesef kıymeti çok iyi anlaşılamıyor. Bu kadar gelişmeye rağmen ve yaptığımız onca işe rağmen bunu söylemek durumunda kalıyoruz. İnanamayacaksınız ama bazıları yaptığımız tasarımı hediye etmemizi bile isteyebiliyor. Bunun sebebi yatırımcıların işini ciddiye almaması mı? Aslında hala bu piyasada mimari tasarımın değerinin bilinmemesinin bir nedeni yalnızca yatırımcılar da değil, ortada mimari tasarımla ilgili bir uzmanlık olmamasıyla da ilgili. Mimarlığı hala masanın rengi, şekli ya da kullanılan kumaşı zannediyor insanlar. O zaman nedir bütünü? Oysa bunun sizin ihtiyacınıza hizmet edip etmediği, hayalinizi gerçekleştirip gerçekleştirmediği ya da o insanların yaşadıkları sürece bundan tadalıp almadıklarının kıyaslamasıyla alakalıdır. Bu yüzden insanın yaşayacağı mekanı dizayn etme, oluşturma sanatı demek çok doğru. Yoksa ev olsun, lokanta olsun, yaşadığınız mekan sizin için ızdırap verici bir hale dönüşür. Yaptığınız işi nasıl tanımlarsınız? Herkes bildiği işi yapsın. Mimarlık demek insan için mekan dizayn etme sanatı. Ama izlenmesi için değil, yaşanması için. İhtiyaç giderecek bir sanattır. İçindeki fonksiyon çok fazla öne çıkmış bir sanattır. Bu yüzden dinamiklerini bilmediğiniz bir mekanı tasarlamamanız gerekir. Bu işin ahlaki tarafıdır. Ben işin bu yönünü daha iyi bildiğim için başka mekan tasarlamamayı tercih ediyorum. Fuat Uğur, Türkiye